Evet, şimdi ben baştan alayım Ergi Bey'in de bahsettiği konulara özellikle değinerek baştan itibaren. Bir defa biz objektif olarak değerlendirmek zorundayız. Her insan bilim şart. Hayatını eğer şekillendirecekse verilere dayalı olarak hareket etmek zorunda herkes. Bu 7'den 70 herkes için geçerli bu şekilde. Biz burada iki bilim dalını karşımıza çıkıyor değerlendirmemiz ve bu şekilde karar vermemiz gereken. Biri fosil bilimi, hayatın geçmişini, tarihini bize kanıtlarıyla gösteren, yani fosillerle gösteren. İkincisi ise biyoloji. Bunun içinde genetik de var, fizyoloji de var, işte organ ve sistemlerin nasıl çalıştığı da var, işte organların kompleks yapısı da var, bunun içinde hepsi var. Şimdi protein bilimi yine aynı şekilde. Biz bir defa bakıyoruz hayatın tarihine. Canlı türlere Ergi Bey'in bahsettiği gibi şurada bir kamerada görünüyor mu bilmiyorum. Şöyle bir evrim ağacı var. Sözü edilen. İddia edilen. Yani ilk başta tek hücreli canlılar vardı. Daha sonra bunlar sayıca artmaya başladılar zaman içinde. Milyonlarca yıl içinde artarak çeşitlilik zaman içinde gelişti. Ve bugünkü işte 8.7 milyon tür olduğu varsayılan ki 1.2 milyonu kataloglanmıştır. Tür sayısına böyle ulaşıldı. Hipotez bu. Bakın teori demiyorum, hipotez. Çünkü bilimsel verilerle kanıtlanıyor mu, destekleniyor mu, desteklenmiyor mu? Ondan sonra teori diyebiliriz bunu. Şimdi gelelim alttaki tabloya. Bu ise paleontoloji biliminin bize gösterdiği veriler, sonuçlar. Evet, Kambriyen öncesinde yani 540 milyon yıl öncesi adlı dönemi kasteden. Biraz teknik terimleri açıklarsanız. Evet, Kambriyen dönemi 540 milyon yıl öncesi dönemi tarif ediyor bize. Öncesinde canlı yapılar vücut planlarına göre değerlendirildiğinde filmlere ayrılır. Beden yapılarını birbirlerinden farklı olmalarına göre. 50 ayrı film, hatta 100 olduğu da bugün artık kabul ediliyor. Bir anda ortaya çıkıyor. Bir anda. Farklılaşmadan bahsettiniz. Farklı yok. Birbirlerine zaten farklı olarak ortaya çıkıyorlar. Bunu Richard Dawkins de kabul ediyor. Ve Charles Darwin de bunu kabul ediyor. Çünkü onun zamanında da 540 milyon yıl önce olmadığı da kabul edilse yine Kambriyen dönemi canlılarından bahsediliyordu Charles Darwin zamanında da. Ve bakalım fosiller bize neyi gösteriyor? Canlı türleri zamanla artıyor mu? Hayır, zaten artmış durumdalar. Bir anda buna Kambriyen patlaması deniyor. Fosil biliminde, paleontoloji biliminde. Ve canlı türleri zaman içinde azalıyor, artmıyor. Evet. 100 milyon türden, 100 milyon olduğu kabul edilen tür sayısından bugün şu anda 8.7 milyon tür olduğu kabul ediliyor. Peki. Neden? Çünkü türlerin yok olduğu bir gerçek. Evet. Evet. Buradan siz ne diyorsunuz yani? Şimdi. Bu yani birbirini besleyen ya da tartışan iki mesele midir? Yoksa yani katılıyor musunuz? Bilimin özünde böyle bir tartışma yok artık cümlesine katılmıyorum diyorsunuz o zaman. Şimdi yaratılış da bu tartışmaların bir karşıtıdır mı diyorsunuz? Şimdi eğer kompleks bir yapı, bunu Douglas Futuyma da söylüyor. Diyor ki eğer kompleks yapılara bakalım, bir anda ortaya çıkıyorlarsa, eksiksiz, kusursuz, tam yapılarıyla ortaya çıkıyorlarsa, o zaman burada evrimden söz edemeyiz. Çünkü evrim neyi öne sürer, iddia eder? Kademeli evrim vardır. Yani özellikler zamanla kazanılır ve kompleks yapılar daha sonra ortaya çıkar. Yani ilk önce ilkel yapıları görmemiz gerekiyor. İlkel organları, sistemleri ve ilkel canlıları görmemiz gerekirken biz Kambriyen döneminde bir anda ataları olmadan kompleks yapıları ve sistemlere sahip canlı organizmaların bir anda ortaya çıktığını görüyoruz. Bunun içinde omurgalı balıklar bile dahil. Bunu isterseniz daha detaylı göze daha sahip, tartışalım. Bu anlamda da siz diyorsunuz ki yani şunu mu diyorsunuz? Ben söyleyeyim, yanlışsam lütfen düzeltin. Dolayısıyla bir yaradan vardır özünde. Ve yani bu bir kökten çoğaldık değil, bir anda çıkmış, bunu söylüyorsunuz değil mi? Yani özünde bir güç, bunun da adı Tanrı, Allah neyse, bir yaradan vardır. İnsanların aklında soru işareti kalmasın diye tekrar başka bir şey de eklemek istiyorum bunun üzerine. O sonuca varmadan hemen... Siz kendi cümlelerinizden söyleyeyim ben. Belki zaten doğru ifade etmemiş olabilirim sizin düşüncenizi. Siz daha kendini açınızda ifade edin lütfen. Burada kompleks yapılar bir anda ortaya çıkmışsa, bunu Douglas Futuyma da söylüyor, bütün evrimciler de kabul ediyor. O zaman
doğaüstü bir yaratılışı kabul etmek zorundayız diyorlar. Yani bu, bilim bunu bu çıkarıma ulaşmamızı şart kılıyor bize. Peki. Bununla beraber biyoloji bize canlı yapıların kompleks yapılarıyla tek bir hücrenin bile bugün bir hücrenin Charles Darwin zamanında içi su dolu bir baloncuk olduğu kabaca zannediliyordu ilkel mikroskoplar altında. Bugün hücrenin içinde bir şehrin kompleksliğinden çok öte yapılar olduğu bugün biliniyor. Peki. Mitokondrisiyle, ribozomlarıyla, endoplazm retikulumuyla ve DNA'sıyla. Peki. Bunu isterseniz organizasyonuyla biraz daha tartışalım. Pardon, çok özür dilerim. Yani şey olsun istiyorum. Bir tur önce dönelim, ondan sonra detaylarını nasıl olsa tartışacağız. Evet, yani doğaüstü bir yaratılış var sonuçta. Evet, doğaüstü bir yaratılış özünde var. Buyurun. Eklemeyin. Bunu nasıl görüyoruz? Cihat Bey'in söylediği son cümleden sonrasını ben tamamlayayım. Çünkü her canlının biz anlık var olduğunu bugün bilimsel diller tespit ediyoruz. Yani kademeli, yavaş yavaş ilerleyen bir aşamalı bir canlılık tarihiyle karşılaşmıyoruz. Bugün ilk hücre, mesela bakın onu da ben size resmini gösterebilirim. Hücresi, ilk canlı hücresi anlık olarak var oluyor. Onun öncesinde çünkü kaya katmanları var. Yaklaşık 4.2 milyar yıl dünyanın tarihi. Kayaçlar elimizde var, inceliyoruz ama içinde can yok. Ta ki 3.8 milyar, 3.5 milyar yıla gelene kadar. Oraya geldiğimizde bizim karşımıza son derece kompleks, fotosentez yapan, bitkiler için gübre üretebilen, azotu fikse edebilen, müthiş kompleks. Bugün biz 21. yüzyıl teknolojisiyle ulaşamadığımız birçok teknolojiye bütünüyle sahip bir kompartıman karşımıza çıkıyor. Şimdi bu Charles Darwin iddiasıyla çelişiyor. Keza zaten hem bu ilk fosil, canlı fosili, hem de kambriyan fosillerinin ilk bulunmasında evrim düşüncesini savunanlar muhakkak onu gizleme yoluna gitmişlerdir. Bir daha tekrarlayın. Niye gizleme yoluna gitmişlerdi? Bir daha tekrarlayın cümlesi. İlk tespit edilen ve anlık varoluşu bize belgeleyen fosillerin bulunmasıyla. Mesela bakın, yine evrimci bir yayın var burada. Bakın bu Science dergisinden bir makale. Bunu herhalde görülüyor mu? Bakın kambriyan patlamasından söz ediyor ve söz ederken şuradaki kelime çok önemli. Sudden appearance, yani anlık varoluş. Anlık varoluş ne demek? Oradan sağlıklı görünmüyor. Siz yine kendini söyleyin istiyorsanız. Evet. Yani anlık varoluş, Science gibi önemli bir derginin de bize bildirdiği şekilde anlık varoluştur. Yani kademeli, yavaş yavaş, işte hücrenin ilk önce bir kompartmanı, sonra diğer kompartmanı yavaş yavaş bir gelişmeyle doğada kendi kendine olmamaktadır. Anlık var olmaktadır. Bunu bize bilim gösteriyor. Bunun fosilleri var ama bu var. Saklanıyor diyorsunuz. Saklanmıştı, şu an artık açığa çıktı. Açıktı. Tabii. Peki. Ondan size resmini göstereyim. Buyurun, onu da resmini göstereyim. Tamam, buyurun gösterin. Bakın ilk canlı hücresi bu. Bu canlı hücresinin ekranın herhalde sol tarafında canlı hali var. Bunun bir cinsi var, adı Leptolingia. Bu bir siyanobakteri türü. Sağ tarafta da 3,5 milyar yıllık Avustralya'nın Chert bölgesinde, batı bölgesinde bulunmuş bir fosil. Tamam, peki.